Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi bir battaniye alışverişindeyim. Çok güzel, yumuşacık, pofidik pofidik battaniyeler var gördüğünüz gibi. İlk önce battaniye olarak alayım, kullanayım istedim ama sonra aklıma güzel bir fikir geldi. Geçenlerde bir arkadaşım battaniyeden yapılacak herhangi bir fikir var mı diye sormuştu. Aklıma güzel bir çalışma geldi arkadaşlar. Şimdi buradan iki tane battaniyeyi alacağım. Bunu ileride kendime bir şey yapmayı düşünüyorum ama şu an kalacak. Diğer alacağım battaniyeyi de altlı üstü bir pijama takımı yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Siz tabii ki pijama yapmak için bir battaniye almak zorunda değilsiniz. Evinizdeki bir battaniyeyi pijama olarak nasıl kullanabiliriz, nasıl yapabiliriz onu göstermeye çalışacağım. Kullanacağım, yani pijama yapacağım battaniye bu olacak arkadaşlar. Gayet güzel, yumuşacık, pufidik pufidik arkadaşlar gerçekten de. Şimdi çift kişilik bir battaniye var burada gördüğünüz gibi. Bununla bir altlı üstlü takım yaptık. Bir parça da arttı videonun sonunda. Onunla da ileride farklı çalışmalar yapabiliriz. Şimdi önce alttan başlayacağım. Pijama altından başlayacağım arkadaşlar. Pijama altlı için hangi pijamayı yapacaksınız, hangi pijama ölçüsünde yapacaksınız arkadaşlar, o pijamayı alın. Bakın şöyle tam A kısmını baz alarak bir ikiye katlayacağız. Sonra bir daha burayı ikiye katlayacağız. Yani toplamda aslında dörde katlamış olacağız. Bu bizim A kısmına göre pijamamızın genişliğini belirleyecek. Evet, dörde katladık gördüğünüz gibi. Şimdi pijamayı üzerine koyalım yine. Pijamamızın kenar kısmını kat kısmına koyuyoruz arkadaşlar. Burada buna dikkat edelim. Evet, belini kesmeye başladım ben. Lastik payı bırakıyoruz beli içinde. Şu şekilde esneterek de tam genişliğini pijamamızın bulalım arkadaşlar. Evet, bakın esnettik. Kenarından dikiş payı bırakıyoruz. A kısmına doğru ilerliyorum. Evet, şimdi oradan da yine dikiş payı bırakarak paçaya doğru ilerliyorum arkadaşlar. Paçada da yine bir 5 santim falan fazlalık vereceğiz. Ben yine buradaki pijamadaki gibi lastikli yapacağım paçayı arkadaşlar. Düz de yapabilirsiniz, lastikli de yapabilirsiniz. Lastik payı bıraktım. Bu şekilde pijamamızın alt kısmını kestik. Gayet kolay gördüğünüz gibi, çok zor bir şey yok. Şimdi pijamaların ön kısmı biliyorsunuz arkadaşlar biraz daha aşağıdadır. O yüzden bakın şimdi iki parça halinde kestiğimiz pijamaları karşılaştırıyorum. Evet, iki tane ön kısmı olan parçayı şöyle karşılaştıracağım. Yukarıdan, yani lastik kısmından ortadan 2 santim kadar kısaltacağım. Burayı kesiyorum. Şimdi belden A kısmına doğru İki parçayı birleştiriyoruz. Önce dikiş dikeceğiz, sonra kenarını overlock varsa overlockla, yoksa zikzakla dikebiliriz. Evet, şimdi bacak arası kısmını dikeceğiz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Yine paçadan başlayacağız. Paçadan başlayacağız. Diğer paçaya doğru önce dikiyoruz, sonra kenarına zikzak geçiyoruz.
Evet, şimdi paçalarına ve beline lastik yapacağız biliyorsunuz. Bel ölçümüze göre lastiğimizi alalım. Lastiğin iki ucunu zikzak dikişle birleştirelim. Sonra bunu ortalayarak 4 eşit parçaya ayırıyoruz arkadaşlar lastiğimizi. İşaretleyeceğiz arkadaşlar ki nereden birleştireceğimizi bilelim diye. Bunun aynısını pijamanın beli içinde yapıyoruz arkadaşlar. Pijamamızın belinde dikişleri karşılıklı getirerek kenar kısımlarına iğne takıyoruz. Bunu da bu şekilde 4 eşit parçaya ayırmış oluyoruz. Lastikteki iğnelediğimiz yerlerle karşılaştırarak lastiğimizin ucunu da gerdirerek zikzak dikişle dikiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde belimizin lastik kısmının başlangıcını yapmış oluyoruz. Önce uç kısmını birleştireceğiz, sonra katlayacağız. Tekrar pijamanın üzerine kıvırdığımız yerden zikzak dikişle lastiğimizi dikmiş ve tamamlamış olacağız arkadaşlar. Evet, gördüğünüz gibi pijamamızın bel kısmının lastiği tamamdır. Gayet düzgün görünüyor. Şimdi aynı işlemi paçalar için de yapacağız arkadaşlar. İşlemimiz aynı şekilde olacak. Paçalarımız için de aynı belimizi nasıl lastikle ölçtüysek, paçaya geçireceğimiz lastiği de aynı şekilde ölçerek yapabiliriz. Ben 31 santim uzunluğunda burada ayarladım. Siz tabii ki kendi çocuğunuzun ya da kendinize kime yapıyorsanız onun ayak bileğini ölçerek 3 santim kadar da fazlalık vererek bu şekilde lastiklerimizi hazırlayabiliriz. İşlemimiz yine aynı bele yaptığımız gibi olacak arkadaşlar.
Evet, paç lastiklerimizi de bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi üst kısmını yapacağız pijama takımımızın. Bunun için kumaşımızı yine ikiye katlıyoruz. Burada hangi pijamayı kullanacaksanız bunun da kol altı, en geniş yeri kol altı. Kol altından işte 2-3 santim daha fazla dikiş payı bırakarak kumaşı ikiye katlıyoruz. Kullanacağımız şeyi pijamayı üstüne koyuyoruz arkadaşlar. Onun etrafından keserek, ama arkaya göre kesin öncelikle arkadaşlar. Arkaya göre kesiyoruz çünkü arkadaki yaka oyuntusu daha azdır. Öndeki yaka oyuntusu daha fazla. Bakın kol kısımlarını kaba taslak bir kesiyorum arkadaşlar öncelikle. Pijama olacağı için çok fazla kendini zaten battaniye görüntüsünde olduğu için de özellikle çok dikişlerde falan hani ufak tefek sorunları kaybedecektir. Tedirgin olmanıza gerek yok. Şimdi uç kısımlarını kesiyorum. Bu şekilde de kullanabilirdik ama ben uç kısmına ribana takmak istiyorum. Ribana içinde kullanacağım malzeme daha önceki bir videomdan kalan triko bir elbise vardı esnek, onu kullanacağım ribana olarak da. Şimdi bakın ön kısmı için de tekrar ön parçamı, yani parçalardan birini ön olarak ayarladım. 4 parmak önden indim arkadaşlar, yakayı kestim. 2 parmak da kol oyuntusunu daha fazla belirgin bir şekilde oyduk gördüğünüz gibi. Şimdi bunları kaldıralım. Ne yapacağız? Omuz kısımlarından ön ve arkayı birleştiriyoruz. Burayı da öncelikle dikeceğim. Sonra kenarlarını zikzak dikişli temizleyeceğiz. Evet, kolu için de parçamız yine kolun en geniş kısmı kol altı biliyorsunuz. Kol altı genişliğinde olan parçayı 4 kat yapacağım. Kenarı kolumuzun üst kısmı yine kumaşın kat kısmına gelecek şekilde katladıktan sonra gördüğünüz gibi pijamamızın etrafından keserek kol kalıbımızı da çıkartıyoruz. Kol kalıbını çıkartırken de ne yapacağız arkadaşlar? İkiye bakın bu şekilde açıyoruz. Bir tarafını biraz daha içten oyarak yapıyoruz. Ön kısmını o şekilde belirlemiş olacağız. Aslında gördüğünüz gibi çok basit. Bunu ben bugün akşam çocuğuma yapayım diyorsunuz. Toplamda yani en fazla uğraştırsa yani 40 dakikadan fazla uğraşmayacaksınız kesinlikle. Çocuğunuzu da mutlu edebilirsiniz. Hem de soğuk havalarda böyle sıcacık yumuşacık giyinecektir. Çok mutlu olacaktır arkadaşlar. Biz çok beğendik inanın sonucu. Sizler de mutlaka beğeneceksinizdir diyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Omuz kısımlarını önce dikiyoruz, sonra zikzak geçeceğiz demiştim. Şu an o işlemi yapıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi omuzlarımızı diktik. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Kol yerleştireceğiz. Kol yerleştirirken de dikkat etmemiz gereken, şimdi kolu ortalayacağız. Evet, ama bakın ön yakamız oyuntuluydu. Kolumuzun da oyuntulu kısmını o kısma getirerek, yani o tarafa getirerek iğneliyoruz. Bakın tam ucuca geldi. Eksik ya da fazlamız yok. Gayet düzgün kesilmiş arkadaşlar. Bu şekilde iğneliyoruz. Yine iğnelediğimiz yerden dikeceğiz. Kenarlarını zikzaklayacağız. Evet, kollarımızı geçirdik. Gayet güzel oldu. Şimdi etek ucundan kol ucuna doğru kenar kısımlarını da dikiyoruz arkadaşlar. Dikiyoruz. Kenarını da zikzak geçiyoruz. Pijamamızın üst kısmı kaba taslak bitti. Şimdi yakaya, kol uçlarına ve etek uçlarına ribana dediğimiz lastik kısmını yapacağız.
Bunu yapmadan önce de arkadaşlar başımız açtığımız hani o ön arka oyuntular var ya, oradan geçebiliyor mu bir onu kontrol edelim. Ondan sonrasında da ribana olarak kullanacağımız esnek bir kumaşı, penye de olabilir bu. Lastikli örgü gibi bir şeyler de olabilir arkadaşlar. Bunu biraz hafif esneterek yakanın etrafına göre bir ölçü alıyoruz. 10 santim eninde yaptım ben bu parçayı. Uzunluğu da yakamız belirledi zaten. Diktik kenarından gördüğünüz gibi ikiye katladık. Bunu da şimdi iğneliyoruz. Kaymasın diye. Önce yakamızın arka kısmından, sonra yavaş yavaş etrafından iğneleyerek arkadaşlar ribanayı tutturdum. Şimdi düz dikiş dikiyorum öncelikle. Gördüğünüz gibi ribanaya göre esneterek dikiyorum. Ama çok dar yapmayın ribanayı. Bu sefer de hani lastik yani büzülmüş bir şekilde durur. Onu da öyle olsun istemiyoruz. Onu biraz dikkatli alalım. Zaten pijama olacağı için biraz daha bol bile kesseniz olur. Daha rahat olması açısından. Bu şekilde diktik. Şimdi kenarına zikzak geçiyorum arkadaşlar. Çünkü battaniyemizin kumaşı biraz hani böyle atmaya müsait. Etrafa çok por bırakıyor. Onu yapmasını istemiyoruz. Şimdi üçüncü aşamada katladık ribanayı. Üstünden baskı dikişi yapıyoruz arkadaşlar. Bakın etek ucumuzun ribanası bu şekilde oldu. Yakamız gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. Kol için de aynı şekilde çalışacağız arkadaşlar. Yine 10 santim yüksekliğinde 24-23 santim artık bu sizin kolunuzun genişliğine göre olacak arkadaşlar. Ayarlıyoruz ribanamızı. Kenarlarından dikeceğiz yine. Evet yine ikiye katlayacağız dikiş yerinden. Dikişi açarak katlayın arkadaşlar. Daha düzgün bir görüntü olacaktır. Şimdi buradan iğneleyelim. Tam karşısından iğneleyelim. Bu şekilde ortalamış oluyoruz. Evet. Şimdi kolumuza bu ribanayı geçireceğiz arkadaşlar. Dikiş yerine gelecek şekilde. Bir de hani ribanaya ortalamıştık, iğne takmıştık ki onu da bakın bu şekilde esneterek kolumuzun ucuna göre ayarlıyoruz. Yine aynı işlemler dikeceğiz. Kenarına zikzak yapacağız. Üstünden baskı dikişi yapacağız. Evet arkadaşlar, battaniyemizden çok güzel bir pijama takımı hazırladık. Gayet güzel oldu ve çok basitti yapması. Önceki pijamalarımızı üzerine koyduk, kestik, diktik arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kullanıma hazır.
Periş battaniyelerden yapabilirsiniz, Velsoft battaniyelerden yapabilirsiniz. İnce olan her türlü battaniyeden gayet rahat yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi sevdiklerinizle bu şekilde pijamalar hazırlayabilir, rahat bir gece geçirmelerini sağlamış olursunuz böylelikle de arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız çok sevinirim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.